Samsun'un, tarihinde nice efsanelere tanıklık eden evim, okulum, dinmeyecek mücadelemin, bitmeyecek sevdamın şehri. Yıl 1959'dur. Türkiye Profesyonel Futbol Ligi kurulur. 3 tane ilimizde sadece futbol oynanmaktadır. Dönemin Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak ve ekibi, Anadolu'da futbolun yaygınlaşması için kültüründe futbol barındıran şehirlerimizin kendi ismiyle futbol kulüplerini kurmak için mücadele verirler. Başta Samsun olmak üzere kültüründe futbol barındıran birçok il içinde milat olmuştur. 17 kurucu üyenin imzasıyla kurulan Samspor, en önemli üyelerinden biri de Sayın Kaya abimizin evinin tam önündeyiz. Şimdi onun evini ziyaret edeceğiz ve o gün Samspor'da neler olmuş, Samsun'da Samspor kulübü nasıl markalaşmış, bugünlere kadar gelmiş, onun duygularını alacağız. Hadi buyurun, gidiyoruz. Takım kurulmuş, renkler ve amblem belirlenmiştir. Artık sıra sahaya çıkmaya gelmiştir. Dönemin mahalleliklerini oynayan bu yürekli amatör gençlerimize tek tek imzalar attırılmaya başlamıştır. Tarih 8 Temmuz 1965'tir. Dönemin jilet hakkısı Hakkı Tamaç ilk profesyonel imzayı atan futbolcu olmuştur. 5 amatör takımın birleşmesiyle kuruldu. O zaman Samsun'da yanlış hatırlamıyorsam 9 tane amatör takım vardı. Bunların 5 tanesi birleşti. Sarı Kırmızı 19 Mayıs vardı. Sarı Kırmızı yine Galatasaray vardı. Sarı Lacivert Fener Gençlik vardı. Mavi Kırmızı Akın Spor vardı ve de siyah beyaz bir Samspor vardı o zaman. Evet. Saydığım 5 kulübün katılımıyla o zaman o kulüplerin bünyesindeki amatör futbolculardan oluşan bir kadro oluşturuldu. Uzun tartışmalar sonrası işte renkler şöyle olsun böyle olsundan sonra tercihen milli renk kırmızı beyaz seçildi. Yani hem bayrağımızın rengi hem herkesin evet dediği bir renk olarak öyle bir 1965 yılının 8 Temmuz'u ilk imzayı atan futbolcusu. Tek, evet. Benim için tabii bir onur, bir gurur meselesi. Evet. Attım, geldik tabii biz ne derlerse evet, tabii abi attık geldik. Ben üniversite okurken Samspor'un parasıyla ben basit bir ailenin çocuğuydum. Yani kendim kazandım, kendim okudum gibi bir şey. Onda da Samspor'un büyük şeyi oldu bana, desteği evet. Oldu, katkısı oldu. Çoğu maçta oynadım. 65 ile 69 arasında elimden geldiğince hizmet vermeye çalıştım. Benim için tabii şartların mecbur ettiği bir ortamdı. Allah kimseye yaşatmasın. Büyük facianın yaşandığı bir ortamdı. O badireyi yaşamış insan olarak tabii ki yüzüstü bırakamazdık, edemezdik. Devletten aldığımız destek oldu. Bütün yurttan aldığımız destek oldu. Türkiye'nin her yerinden yardım gördü Samsun. Hiç unutmadığım anıdır. Arhavi mi, Hopa mı? Oradan bir yerden iki tane çocuğundan da gelmiş, banka hesabımıza gelmiş. O zaman 10 lira. 10 lira göndermiş şey vardı. Özellikle onlarla ben görüştüm, ettim. Yani onların 10 lirası da bir başkasının verdiği 1000 lira, 2000 lira kadar kıymetliydi. Bazı işte İzmir'de bir büfe günlük hasılatını gönderdi. Ne yaptı. Ben her zaman kendimi bir Samsporlu olarak hissetmekten mutluluk duyuyorum. Yönetici olmak şey değil, şart değil yani. Samsun'u seven, Samsporu seven herkesin Samsunlu olması ve Samspora yardım etmesi gerekir diye düşünüyorum. Maalesef ama şeyimiz biraz Samsun'u severimiz çok da yardım edenimiz çok değil. Evet Kayamış. Seni dinliyoruz o dönemde. Şimdi biz şöyle 5 tane kulüp birleştik ve bunu zaten rekabet vardı aramızda çok. Fener 19 Mayıs rekabeti vardı. Evet. Hem o kalkıyor bu ortadan. Sonra daha Trabzon'da falan kurulmadan biz bunu kuralım dedik. 5 arkadaş karar verdik. Muzaffer Uzar vardı. Canik Şekerleme'nin sahibi. Sicimoğlu Cemal. Onun zaten orada kurduk biz Samsunspor'u. Sicimoğlu Cemal'in
Mecidiye Caddesi'nde, şimdi orası Yapı Kredi Bankası'nın bitişiğindeydi. Orada her akşam toplanırdık biz. 19 Mayıs günü Fener'de, Yerel'de otururduk. Nasıl olur? Peki Fener'leri razı edebilir miyiz dedi. Onlar bizden daha evvel bu işe düşünüyorlarmış. Biz orada 5 güdümün idarecileri, söz geçenleri yani diyelim, o devirde en şeyi biz Samsun Spor'un kurulmasına karar verdik. Sonra oturduk, Fenerler geldi. Allah razı olsun, Allah'ın onun içinde yatırsın. Kamil Bey, Ali Kamil deniz biz. Çok, o devirin hem baba yiğit, hem sözü geçen Fener Kulübü demek, o demek. Neredeyse Samsun'un altyapısını oluşturan takımlar bunlardan dönemek. Bir yanım yoksa evet. Başka türlü bulunmaz mı? Fener sarı lacivert. O ister sarı lacivert yapalım. Biz de sarı kırmızıyız. 19 Mayıs. O zaman şöyle daha da cazip bir şekle getirelim dedik. Herkesin tuttuğu bir isim olsun. Türk bayrağı kırmızı beyaz. Şey amblemimiz. Onurumuz ha? Tabii. Buna karar verdiniz ve bugünkü Samsunspor'un renkleri ve amblemi bu şekilde oluştu. Daha sonra kadar. İşin garibi. İşin garibi. Ben formaları kırmızı beyaz olarak yaptırdım. Hiç soru arkadaşlarıma sorma. Söylemedi. Sorma. Çünkü başka bir şey geçmiyor aklımızda. Atatürk demek, Samsun demek. Samsun demek, Atatürk demek dedik. Ve böyle de gitti bu. Ağzınıza sağlık. Başka bir şey. Çok teşekkür ediyoruz Kayhan Bey. Sizinle beraber olmak inanılmaz keyif verdi. Bir tarihle yan yana oturmak benim için çok ayrı bir keyif. Samsunluların sizin gibi bir insana sahip olması ayrı bir keyif. Ben şahsım ve Samsunlar adına Samsunspor'u kurduğunuz ve bugünlere getirmeye vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ercüment! Abdülkerim. Ercüment! Abdülkerim, geride Erdoğan. İçeride İlyas, offside yok. Abdülkerim önünde boş alan, orta hazırlığı, arka tarafa doğru şut. Vuramıyorlar. İkinci hamle İlyas gol pozisyonunda. Kaleci Fatih %100 bir gol önlüyor. İkinci pozisyon top yan ağlarda. Şenol, Muzaffer, atağı geliştiren futbolcu Orhan. Sadece karşıda Cem var. Gol pozisyonu Orhan da kaleci. Devam. Babam, kahramanım benim, çok sevdiğim adam. Haliyle onun sevdiği takımı da sevdim. Sahadaki futbolculara tezahürat ettikçe ben de onun kocaman ellerini ve yüzünü izlerdim. Onun yüzündeki coşku beni de tarifsiz mutlu ediyor ve coşkulandırıyordu. Artık büyümüştüm ben. Kocaman bir çocuktum. Çünkü babamla aynı takımdaydım. Omuz omuza savaşıyorduk sanki beraberce. Takımımızı alkışlayıp desteklerken. Baba, burada niye at var? Hadi gidiyoruz. Nereye? Gidince görürsün. En çok ben bağırmalıydım tribünde. En çok benim sesim çıkmalıydı. En çok ben destek vermeliydim babamın desteklediği takıma. Babam benimle gurur duymalıydı. O gün Samsunspor benim için baba sevgisi olmuştu. Baba yadigarı.
o şanlı arma, atamın kurtuluş mücadelesini Samsun'dan başlatmasının ilk adımı. O yüzden benim şehrimin takımı Samsun Spor'un göğsünde hep minnetli olacaktır. Bir tek bizde var. Zaten bir tek size yakışır. Tarihler 5 Eylül 1965'i gösterir. Ve Samsun Spor'un serüveni Yeşil Direk maçıyla başlar. Ve o unutulmaz anların, unutulmaz golünü yaşayan ve yaşatan Sayın Nihat Serçeme'den dinliyoruz o anları. Yeşil Direk ilk maçımız. Onlar daha tecrübeli. Yıllarca oynamışlar ikinciliklerde falan. Biz tabii favori gözükmüyoruz. Onlar favori gözüküyor. 2000 kişilik stattı. Ben çıktım sahaya. Öyle biz amatör oynarken yarısı dolardı, yarısı dolmazdı. Öyle bir atmosfere girdik ki sanki Wembley standındayım ben. O 2000 kişinin sesi, uğultusu. İlk defa bir millilik maçı seyredecekler. Evet. Biz de ilk defa bir millilik oynayacağız. O nedenle bizdeki heyecan seyircide de var. Uğulduyor yani sanki yok 2000 şey 100 bin kişilik bir stat gibi geldi bize. Seyirciye bakamıyoruz. Ve bilahare ben santrforla oynuyorum ama şey İmam Ali ile beni değiştirdi ilk Muzaffer Hoca. Antrenör şeydi. Ankara'dan gelmişti Etibank'tan Muzaffer Hoca diye soyadını bilmiyorum şimdi. Muzaffer Hoca dedi ki sen sağ çık başla, gayri ihtiyarı santifora girersin sen dedi. Hakikaten öyle oldu. Biz şey yapıyoruz, İmam Ali ile yer değişiyoruz, temelde yer değişiyoruz. Bir 38 dakikada Gazhane tarafında, yani senin çeşme dediğin tarafta, Firki oldu sağ tarafta, sağ sıra. Ali Firki'ye attı. Firki'ye attı ama top öyle dönüyor ki top, kalecinin topu tutamayacağını hesap ettim ben. O anda o boşluktan kale, hakikaten dediğim hesap tuttu. Kaleciyi açtı top. Arka direkteyim ben. Dönüyor. Vursam, kafa vursam gidecek. Ayakla vursam gidecek. Göğsümde indirdim. Kucağımı aldım ve topla beraber filelere girdim. Onun üstümde 20 kişi vardı sanki böyle. 1-0 aldık ve o maçta ikinci devre sakatlandım. O maçı aldık. Ben eve geldim. Babam şaşırdı. Babam trenci. Erzurumluyuz biz. Babam şaşırdı. Bütün gençler dolmuş sizin gençler. Tabii tebrik edecek. Ben yataktayım. Babam dedi ki anneme ne oluyor dedi. Şerrem de annemin ismi. Ne oluyor dedi. Bu ne yapmış bu çocuk böyle ha. İşte babam dedi. Annem dedi ki gol atmış Samsun. Gol atmış rakibine. Ne yapı? Vatan mı kurtardı bu oğul diye. Evet, onda böyle bir espriler geldi güzel. Öptü beni çok falan. Güzel. Anımız böyle. Gidiyoruz 65'ten sonsuza. 1965-1966 sezonunda olaylı geçen Güneş Spor maçı hükmen kaybedilir. Ama Samspor buna rağmen ligi 5. sırada bitirir. Fakat Samspor bu başarıdan sonra terfi maçları oynamaya hak kazanamaz. Bu yine de çok iyi bir başarıdır. Dönemin oynadığı futbolla büyük takdir kazanan ve kişiliği ve karakteriyle de çok büyük takdirler kazanan bir futbolcusu vardır. Gozgoz Yılmaz. Gozgoz Yılmaz sahadadır. 1966-67 sezonunda Türkiye Kupası'ndaki rakibimiz dönemin iyi takımlarından Fenerbahçe'dir. Erol, Ahmet, Şener, Çetin Alçın, Pala Cengiz ve Abid'in sahaya ilk adım atan futbolcularımızdır. Ve öyle bir ustadan öyle bir gol gelir ki Samsporuz'un ilk gol kralı Rıfat Usta'dan dinliyoruz. Şimdi tabii ki onlar birincilik, biz ikincilikte bir takımız. Karşında Fenerbahçe, Nuvellerim olduğu sene, Yılmazlarım olduğu sene çok kuvvetli ekipleri var. Burada oynuyoruz. Hocaları Abdullah Kegiç. Ve ondan sonra sağa toprakla ondan sonra burada 2-1 yendik. Kalede ağzım. Birisi ben penaltıdan, birinde Firkik'ten. 35 metre civarında attı ve Gegiç Fenerbahçe'den sonra Eskişehir'e gitti. Eskişehir'in yine burada bir maçımız var, lig maçı. Bir Firkik oldu, kalede Mümin. Ondan sonra gene aynı yerde, gene aynı çatala. Hoca demiş ki aman Firkik'i, barajı iyi kurun. Ondan sonra baraj kuruluyor, tabii ben vurdum topa, çatala. Gene aynı köşe, gene aynı çatala bu çocuk hani iyi yaptı. Valla bizim nesil diyeyim, bizim kuşak diyeyim o zaman maddiyata fazla önem vermeyen bir kuşak idi. Oynadığın takıma hizmet eden bir kuşaktı. Biz mesela transfer olduğu zaman biz ilk defa Samsunspor'u izledik, gitmedik. Yani onun için Samsunspor'u olmak ayrıcalıktır bence. Bunu yaşamak lazım. 1968-1969 sezonu
Samsun için yeni bir başlangıç olacaktır. Takımın başında o dönemlerin genç iş adamlarından Yılmaz Ulusoy vardır ve takım birinci lige çıkar. Bu Samsun'un futbolun merkezi olan diğer 3 yıl dışında 4. Karadeniz'de de 1. lige çıkan, yani bugünkü adı Süper Lig olan çıkan takım unvanı da kazandırır. O günkü şampiyon kadronun teknik direktörü Sayın Kamuran Soykıray'dır. Ve ilklerden bahsetmişken Samspor takımının ilk milli futbolcusu da Sayın Temel Keskin Demir'dir. Samspor'la beraber çok sıkıntılı günlerimiz geçti. Fakat tabii ki her futbolcu gibi ben de o dönemlerde üzülüyordum. Neden üzülüyorduk? Oynadığımız maçın karşılığında hiçbir şekilde gol atamıyorduk. Bunlar bir maç, iki maç, üç maç derken 13. maça kadar geldik. 13. maçı da biz İstanbulspor'la, şimdiki işte Fenerbahçeli Alparslanların, Cemillerin, Türkellerin, Kasaboğullarının, Yılmazların olduğu çok önemli bir kadroyla beraber oynuyorduk. Tabii ilk devre 0-0 bitti. Hafifte yağmur yağmıştı. Acaba yine gol atamayacağız mı? Buradan yine beraber mi çıkaracağız veyahut da mağlup mu olacağız düşüncesi vardı hep futbolcuların başında. Tabii ki biz de kendimize düşen vazifeyi yapmak için sahada var gücümüzle çalışıyorduk. Bu ara devre 0-0 oldu, bitti. Devre arasında soyunma odasına gittik. Ondan sonra takım sahaya çıktı. Ben de tabii Halil'le beraber o kadronun içinde sahaya çıktım. Telin kenarından birisi bağırıyordu. Kaptan Temel gel gel bir şey getirdim sana falan diye. Ben de dönüp baktım tellerin arkasından. Şu anda rahmetli oldu. Allah toprağında gani gani rahmet eylesin. Şu andaki amatör spor kulüpleri federasyon başkanı Şener Aydın'ın babası Çakır Mehmet lakabıyla evet. Beraber gittim telin kenarına. Oğlum kaldır kolunu dedi. Kolumu kaldırdım. Formanı işten tarafına ince şeyle beraber, çengelli iğneyle beraber bir şey taktı, nuska. Sahaya çıktık. Yine oyunumuza devam ediyordu. Goller kaçırıyorduk. Oyunun 82. dakikası, kornerden bir top geldi. İşte ıska geçmeler falan derken benim önüme düştü. Ben de vurdum, gol oldu. O attığımız maçla beraber Samspor takımı ligde kalmıştı. Yürüyoruz 65'ten sonsuza kadar. Ünye'deki bir kamp sırasında başını ağaca çarpan Temel sakatlanmıştır. Doktorlar futbol oynamasını yasaklamıştır. Giresun maçı kritiktir. İlk yarı 0-0 biter. Temel tribünde oturmaktadır. Ancak Nuri abisi onun adını esame listesine yazdırmıştır. Devre arası soyunma odasına iner Temel. Orada Nuri Hasan'la göz göze gelir. İstersen oynayayım der Temel. Çünkü Samsun Spor'u çok seviyordur. Öleceksem öleyim, ne yapayım? Takımın bana ihtiyacı var, demiştir. Şimdi bu zeminlerde kayıcılık yapılmaz mı ya? Biz orada çamurların içinde oynadık. Top desem bağlı toplar. Top su tutuyordu, degaj yapıyorduk, santriye zor gidiyordu. Şimdi adam vuruyor, kaleden kaleye gidiyor şimdi. Malzeme toplar. Şahane. Şimdi top oynanmaz mı şimdi? Şu sahalarda olsak keşke. Vallahi şimdi gençler bu imkanlardan faydalanmalar lazım. Çünkü Samspor'un altyapısı da Türkiye'de sayılı bir altyapısı var. Hocaları var. Gelip kendilerine bakarlarsa, ederlerse, biraz da kabiliyetleri varsa bu işten ekmek yerler yani. Samspor'a da faydaları olur. Samspor her gün geçtikçe büyüyor, başarıdan başarıya koşuyordu. Artık Samspor takımı sadece Samsun'da izlenen bir takım değil, tüm Türkiye tarafından izlenen bir takım haline gelmişti. Ligdeki maçları TRT radyoları her stadyumda kendisi sunmaya başlamıştı. Ve o dönemin en önemli spor spikerlerinden Sayın Tansu Polatkan bu stadyuma konuk olanlardı. Şimdi ondan dinliyoruz anılarını. Samsun Spor takımını ben 1967 yılından itibaren izleme fırsatı buldum. 1967 sezonunda o zamanki adıyla Milli Lig yahut da Birinci Lig takımı var. Olmuştu. O zamanki takımı şöyle bugün bile anımsama şansım var.
Rıfat, Acun, Yılmaz, Hamdi, Temel, Nuri, rahmetli Nuri Asan. Öylesine derin anılar bıraktılar ki o futbolcular bugün hala futbol severlerin tümünün hatırladığı isimlerdir. Karadenizli futbolcular içinde de Samsunlu futbolcuların çok farklı bir konumu var. Şöyle de bir benim için unutulmaz bir anıdır. Samsun Spor'un lige çıkıp da oynadığı bir özel karşılaşmada burada PTT takımının kalecisiydim ve 5 gol birden yedim. Belki de benim futbol hayatımın sonu olmuştu. Evet. Az önce de belirttiğimiz gibi hem yetiştirdiği futbolcularla hem birincilikte ya da Süper Lig'de oynadığı dönemdeki başarılarıyla yanılmıyorsam bir de Balkan Kupası kazandı. Yurt dışında da sesini duyuran bir takımdı Samsun evet. Spor takımı. Bugün de o marka değeri devam ediyor. Futbol şehri olduğu kesin. Hem bu yetiştirdiği futbolculardan hem de taraftarlarının takımlarını yalnız bırakmamalarından kaynaklanıyor. Hem birincilikte oynadığı dönemde hem PTT Ligi'nde Samsunlu taraftarlar Samsun Spor'u hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Samsunlu taraftarların, Samsun Sporlu taraftarların da çok bilinçli taraftar olduğunu ve rakip takımı alkışlayacak centilmenliğe de sahip olduklarını özellikle vurgulamak istiyorum. 1974-1975 sezonudur. Samspor 6 yıl mücadele ettiği 1. lige veda eder. Tabii ki şehirde ve takımda üzüntü büyüktür. Ama umutlar kaybolmamıştır. Bir yıl sonra hedef şampiyonluktur. O dönemlerde Fevzi, Hasan, Çolak Ömer, Şendoğan, Cazip, Necdet, Turgay ve Orhan bu takımda yer alan futbolculardır. Ve Aydınspor'la yapılan çok çetin mücadelenin sonunda Samspor 75-76 sezonunda şampiyon olur. Ve takım 76-77 sezonunda da Türkiye'de hiçbir takımın kıramadığı bir rekor kırmıştır. Tam 15 maç sadece 2 gol yemiştir. Öyle bir başkan vardı ki başımızda, onun döneminde kulübümüze oluk oluk paralar akıyor ve takım başarıdan başarıya koşuyordu. Onun döneminde tam 35 bin kişi çalıştırdığı, işlettiği iş yerlerinde istihdam ediyor ve aynı zamanda o Kırkpınar ağalığı yapıyor ve Türkiye'de iyiliğin dokunmadığı hiç kimse kalmıyordu. Ve hasbiha yorulmaya başlamış. Fiilen 88 yaşında ama resmi olarak 23 Haziran 1989'da Samspor başkanlığını bırakır. Onun döneminde Samspor şahlanmış, başarıdan başarıya koşmuştur. Hele de 86-87 sezonunda Galatasaray'a kaybedilen şampiyonluktan sonra hasbiha, tüm futbolcular ve tüm kent üzüntüye boğulmuştur. Ama bir gerçek vardı. Onun döneminde Samspor şahlandıkça şahlanıyor, başarıdan başarıya koşuyordu. Hele de o dönemlerden kalma Fatih Uras, Savaş Demiral, Orhan Kapıcı, Erol Dünler gibi futbolcular Samspor formasını satıyor ve Samspor başarıdan başarıya koşuyordu. Efendim, şimdi de Samsun Spor'a ve dolayısıyla Türk futboluna büyük katkılarda bulunan Sayın Hasbi Menteşoğlu Bey'e plaketlerini... 1983-1988 yıllarında iç sahada 5 yılda sadece 5 yenilgi alarak tarihin en parlak dönemini yaşadı hasbiha zamanında efsane takım. Kıyafetleri, konuşması ve hayat tarzıyla tipik bir çarşambalıdır hasbiha. 80'li yılların sporda sadece Samsun şehrinde değil, Türkiye açısından en önemli figürlerinden birisidir o. Dönemin çocuklarının zihnine parçalı Samsun Spor forması ve Menteşoğlu ismi adeta kazınmıştır. Samsun Spor'un vefakar taraftarları, şimdi sizlere maddi manevi hiçbir şeyi esirgemeyen bütün varlığıyla Samsun'a ve Samsun Spor'a hizmet eden değerli köy başkanımız
Yaklaşın. Sayın büyüklerimiz. Sevgili. Sevgili Samsun Sivas taraftarlarımız. Hep birlikte Samsun Spor'un şampiyon yapmak için el ele verip sporcularımızla kolektif oyunlarıyla hep birlikte şampiyon yapacağız. Sayın taraftarlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Ekonomik açıdan Samsun Spor'un İstanbul takımlarına kafa tuttuğu ve şampiyonluk dışında büyük başarılara imza attığı dönemdir. Tanju Çolak bronz ayakkabısını almak için Paris'in yolunu tutmuştur. Futbol tarihinde bir ilktir. Asıl unutulmaz sahne Paris'te kalınan lüks otelin lobisinde yaşanmıştır. Hasbi Ağa, Kırkpınar Ağa kıyafeti ile bir heykelin önünde fotoğraf çektirmektedir. Neden bu kıyafeti giydiğini soranlara ise, biz burada milletimizi temsil ediyoruz. Tabii ki milli kıyafetimiz ile poz vereceğiz, demiştir. İşte bu tribünler hep birazdan kral, kral, kral diye bağırıyordu. Türkiye'nin gol kralı Tanju Çolak'tan bahsediyoruz. İşte Samsun bir gol kralı yetiştirmişti. Hem de Avrupa'da bronz ayakkabı almıştı. Şimdi o günleri Samspor'un 10 numarası Tanju Çolak'tan dinliyoruz. Samsun Spor'a gelince bir markadır. Çok önemli ve değerli bir markadır. Her ne kadar son zamanlarda o değeri Samsun şehrini yönetenler tarafından çok kucaklanmasa da Samsun bana göre Türkiye'nin çok büyük kulübüdür ve altyapısı çok sağlam olan ve Türk futboluna damga vuran futbolcuların çıktığı bir şehirdir. Şimdi Samsun taraftarına her zaman şapka çıkarırım, her zaman saygı duyarım çünkü çok vefalıdırlar. Kötü zamanda Samsun'un hep yanında olmuşlardır. Zor zamanda yanında olmuşlardır. Bir örnektir onlar. Bir bağımlılıktır onlar için. Ben her zaman her yerde Samsun Spor taraftarıyla gurur duymuş ve onlardan biriyim Tanju Çolak olarak. İnedik'teydik. Kocaeli'ye oynamıştık, hiç unutamıyorum. 2-0 mağluptuk. 65-70'lerdeydi. Maç gitti, gidecekti. Yine sahneye Tanju Çolak çıktı. 2-1 yaptı. Sonra 5 dakika sonra 2-2 yaptı. Son 3-4 dakika kala galiba 3-2 yaptım. 90. dakikalarda Firki'ye kazanmıştı. Çıldırmıyorum Kocaeli. Ben de Firki'de yer aldım. O top geldi benim başıma çarptı. Ondan sonra hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığım zaman hastanedeydim. Ama maçın skoru 3-2 bitmişti. Hayatımda unutamadım. Küçük bir anı bu bence. Ama çok önemli, çok değerli bir anı. Asım Entaşoğlu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Belki okumamış ama kalitesi, kültürü, adamlığı çok farklı, çok iyi niyetli, farklı bir üslup, farklı bir tarz. Türkiye'nin ve özellikle Samsun'un sevilen bir siması ve başkanlar çok az gelir. Saygıyla anıyorum, mekanı cennet olsun diyorum. Yerine size şunu söylüyorum, çok tekrar. Çalışmak, çok da inanmak, hocasını da sevmek, yaptığı işi de benimsemek, yaptığı işin de çok önemli, çok değerli, profesyonelce bir iş olduğunu kabul etmek lazım. Bu güzel kalbine karşılığında babandan ne istiyorsun? Radyo. Radyo mu? Oğlum ne yapacaksın radyo? Zaten evde bir tane var. Ya baba, Samspor maçlarını kendi radyomda dinlemek istiyorum. Öyle mi? Hadi hazırlan. Seni Samsun maçına götüreceğim. Sevinçten babamın dizlerine sarıldığımı hatırlıyorum. Daha 10 yaşındaydım. Yerimde duramıyordum evde.
sokağa koşarak çıkmış, mahalledeki bütün çocuklara söylemiştim. Radyoda dinlediğim, hayalini kurduğum maçı izleyebilecek, hayran olduğum futbolcuları görebilecektim. Sabah erken kalkmak için erkenden yatağa girmiştim. Ama sevinçten, heyecandan uyuyamamıştım. Türkiye'liklerinin en güzide kulüplerinden biri, hiç kuşku yok ki. Atatürk'ün Samsun'dan Anadolu'ya ayak basıp da Kurtuluş Savaşı'nı başlatması, o beyazın üzerindeki işte meşhur silüet bir kere ayrı bir yeri var Samsun'un, Samsun Spor'un ve Samsunluların. Yani Samsun Spor, Türk futbolunun içindeki en önemli renklerden biri. Yürüyoruz 65'ten sonsuza. Denizi gibi coşkulu insanları ile bölgenin tam merkezinde. Futbolun da öyle. Bir şehir düşünün. Takımı da, taraftarı da, futbolcusu da efsane. 50 yıllık bir öyküdür bu. Babadan oğula geçen bir sevdanın hikayesidir bu. Defalarca yenildik. Defalarca küme düştük. Ama ne yaptık? Yılmadık. Hem de hiçbir zaman yılmadık. Ve tekrar yükselmesini bildik. Hayat da böyledir. Önüne bir sürü engel çıkacaktır. Ama sen ne yapacaksın? Asla vazgeçmeyeceksin. Yükselmesini bileceksin. Bugün yenilirsin, yarın yenersin. O yüzden sakın ha bugünkü yenilgiye aldanma. Sadece biraz daha dikkatli ol. Tamam paşam. Şu hediye ilk hafta gel. Senin forma. Çok teşekkür ederim baba. Gel bakayım buraya. Aslan oğlum benim. Hani o kırmızıyla beyaz çubuklu forma? Hani o şaha kalkmış ulu önder diyarma? Saygı göster formana, Atatürk'ü armana. Şerefin için oyna, saldır sansur hiç durma. Kah gülüp kah ağlatan, seviyoruz bizler seni, kor alevler misali. Aşkınla yanıyoruz, yanıp tutuşuyoruz. Öyle bir sevda var mı, görmedik bilmiyoruz. Hani o kırmızıyla beyaz çubuklu forma, hani o şaha kalkmış ulu önderli arma. Biz Samsun'a heyecan içinde gelirdik. Şöyle söyleyeyim, Samsun Spor'u ben hep oldum olası Süper Lig'e yakıştırmışımdır. Yani şimdiki adıyla Süper Lig'e. Biz hep birinci ligdeki Samsun Spor'u biliriz. Yani ikinci ligde şampiyon olsun tamam da bir daha da inmesin be kardeşim. Yani Kocaeli, Samsun, Adana buralara bana göre ikinci lig yakışmaz. Ben Samsun Spor'a gelişim 81 yılı. İşte o herkesin de bilindiği İnanılmaz bir çıkışımız oldu. Kaza olana kadar 83, 84, 85, 89 yılına kadar. O zamanki Samsunspor'la şimdiki Samsunspor'un arasında tabii ki de dağlar fark var. En azından tesis anlamında. O zaman soyunulacak, idman yapacak bir sahamız bile yoktu. Bir tane duş vardı, 30 kişi. Oradan duş alıyorduk. Ben 10 yıl oynadım Samsunspor'da kesintisiz. Hiç boş tribünler oynamadım. Ya şampiyonla oynadık
Ya işte bir sene küme düşmemeye oynadık. Yine bütün taraftarımız, şehir o zaman inanılmaz bir birliktelik içindeydi. Şu anda da ona yakın. İyi de bir jenerasyon yakalamıştık. Herkesin de bildiği gibi efsane kadro olarak bilinen işte Muzaffer, rahmetli Fatih, o kadroyu herkes sayabiliyor. İşte Emin, Savaş, Rıfat, Orhan. O inanılmaz bir kadroydu. Kulüpte başkan olacağım, kaptan olacağım. Onlar bizim için inanılmaz hayallerdi. Samspor'a çok emeğe geçen, bana göre vaktini harcayan, o zamanın iş adamı bizim, Allah rahmet eylesin, Menteşoğlu ile beraber çok iyi anılarımız vardı. Yani onunla beraber bir reklam filmi çekmiştik Ünye'de. Böyle yarım metrenin içinden bir türlü topu kaleye atamayınca, gol olmayınca demişti ki, ben şimdi bu futbolun ne kadar zor olduğunu şimdi anlıyorum diye. Aslında onunki bomboş kale, buradan vurup oraya atacak, bir türlü atamıyordu. Tabii hem yaş itibariyle hem de futbolla çok öyle aşırı neşir olmuş bir insan değildi. Onu anmak istedim. Metin Ali Feyyaz mesela, bunları anmadan geçemeyeceğim. Üçü de üniversite öğrencisiydi o zaman. Bizden sonra gelen kuşakta Ertuğrul Sağlam var, hem üniversite mezunu olarak. Öğretmenlerimiz olsun, hocalarımız olsun, bunu çok güzel ayarlıyorlar. İstiyorsan sabahtan akşama kadar okulun olsa bile mutlaka onun bir antrenman programını ayarlıyorlar ve çok da güzel oluyor. Bence ikisinin bir arada öncelikli olarak, eğitim olarak bana göre daha ön plana çıkıp devam etmelerinde fayda var. Futbol zaten geliyor. Yani bu 13, 14, 15 yaşından sonra sende bir yetenek varsa, ama okulla beraber gitmesine de çok faydalı olacağını diye düşünüyorum. Yürüyoruz 65'ten sonsuza. Yıl 1989. Ne Samsun'un ne de Türkiye'nin hatırlamak istediği bir yıl. Elim trafik kazasını geçirdiğimiz yıl. Malatya deplasmanında tam da şampiyonluğa giderken. Muzaffer'i kaybetmek hayatımda yaşadığım en kötü günlerden biriydi. Muzaffer iyi bir eş ve çok iyi bir babaydı. Profesyonel bir futbolcuydu ama amatör bir ruha sahipti. Maçları kaybettiğimizde dışarı çıkmak istemezdi taraftara ayıp olmasın diye. Ne yazık ki aramızdan çok erken ayrıldı. Tek tesellim, arkasında bıraktığı güzel bir isim. Aradan yıllar geçse de bazı insanların hep aynı sevgi ve saygıyla anıldığına şahit oluyorum. İşte babam Muzaffer Badaloğlu da bu insanlardan bir tanesi. Ne mutlu bana ki genç yaşında böyle büyük bir sevgi ve saygı bırakmış. Hayatımda bana verilebilecek en büyük mirasın bu olduğunu düşünüyorum ve babamla gurur duyuyorum. Tabii ki öyle bir değerin abisi olmak, ben de yaşadığım müddetçe bana gurur verecek. İşte görüldüğü üzere dostları yine yalnız bırakmadı. O başta olmak üzere tüm rahmetleri, mekanlarının cennet olmasını diliyorum. Onu seven, bu uğurda mesleklerini icra etmeye çalışan tüm sporcu kardeşlerime de, yine bir ufacık spor adamı olarak, inşallah böyle kötü günler yaşamazlar diliyorum. Mete vuruyor ve gol. Samsunspor 1, Galatasaray 0, dakika 85, gol Mete. Gol sevincini seyircisi ve arkadaşlarıyla paylaşıyor Mete. Samsunspor'un golü tekrar ekrana geliyor. Her hafta başı aksatmadan büyük camiye gider ve küçük çocukların Kur'an okuyuşunu saatlerce dinler, onlara para verir, gönüllerini alırdı. Salam.
İşte o dönemlerde Türkiye'de tüm futbol takımlarının etkilendiği gibi Samspor da Yugoslav ekolünden etkilenir. Vladan Radaça, Duška Milinković gibi futbolcular işte bu stadyumda formalarını terletmeye devam ederler. Ve o arada kaliteli yerliler de Samspor'un yolunu tutmaya başlamışlardır yavaş yavaş. Bünyamin Kubat, Tümer Metin, Ertuğrul Sağlam gibi futbolcular da gelecek için Samspor'a umut olmuşlardır. 93-94 sezonudur. Yunanistan takımı Petsiganina'ya oynanan ilk maçı Samspor büyük bir ezicilikle de 3-0 kazandıktan sonra rövanşta da 2-0 kazanarak Balkan Kupası'nı müzesine koymuştur. Yaşasın Samsunspor. Samsunspor'a baktığımız zaman evet futbol takımı olarak Süper Lig'de olmayabilir ama taraftarıyla, futbol coşkusuyla ve futbola bakış açısıyla Samsunspor hala Süper Lig'de. Ve bu ülkede futbol güzel yaşanıyorsa, coşkulu yaşanıyorsa o kentlerden biri her zaman Samsun olmuştur. İkinci ligde de olsa, üçüncü ligde de olsa, başka bir ligde de olsa Samsunspor'un maçı varsa bir heyecan vardır. Nedir Samsunspor benim için derseniz, Samsunspor benim mesleğimle ilgili de çok güzel anıları barındırdığım bir takımdır. Çünkü biz göreve başladığımız zaman Samsunspor Türk futbolunun gerçek anlamda futbolcu fabrikasıydı. Celiller, Vurallar, Ercanlar, birçok gencin, Serkan mesela Tanju Çolak'ın veliahtı olarak gösterilmişti. Birçok gencin futbolumuza yetiştiği bir kenttir Samsun. Sadece futbolun coşkuyla yaşandığı değil, aynı zamanda benim kafamda bir futbol merkezidir. Anadolu'nun diğer kentlerine giderken Samsun'a gitmek daha özel olurdu. Çünkü bilirdik orada güzel bir atmosfer var, seyirci olacak, maç güzel olacak, futbol coşkulu olacak. Onun için Samsun'a gitmek isterdik. Samsun'da kazanmak ya da kaybetmenin ötesinde bir futbol kültürü var. Gidip maçımı izlerim, gelirim. Takımım kazanırsa da mutlu olurum. Ama kazanamazsa da ben o heyecanı yaşar dönerim diyen bir topluluk var. Nereden biliyorum? Çünkü Samsunspor taraftarı rakip takım sahaya çıktığı zaman da almıştı. Onlar ısınırken de alkışlar. Her tarafta ıslıklarlar ama Samsun'da genellikle eğer çok büyük sorun yoksa takımlar arasında ve gittikleri zaman bir sorun yaşamamışlarsa misafir takımları da çok güzel ağırlarlar. Bu yönden de başka bir kültürdür Samsun. Baba. Efendim. Maç için yürüyüş yapacağız bugün. Sen de gelsene ya. Bırak şu Samsunspor'u artık. Çocuğun da kanına girme. Para mı veriyor bu takım sana? Bak oğlum. Evet belki Samsunspor bana para vermedi. Ama parayla pulla asla kazanılmayacak güzellikle dostlar edindik. Al. Bu artık senin. Benim mi? Bundan sonra sen devam edersin. Aslan parçası. Artık Samsunspor'un başında Romanyalıların ünlü teknik direktörü Gigi Multescu vardır. Onunla beraber Timofte, Hangano ve Dobre de artık Samsunspor forması giymektedir. Ve o dönemde yine çok tanınmış bir futbolcu. Romanya milli takımının kalecisi Stella da Samsunspor'a ayrı bir hava katar. Hava katmışken 98-99 sezonundan da bahsetmek gerekir. O dönem Samsunspor Intertoto Kupası'nda oynamaktadır. Ve rakip İngilizlerin köklü rakibi Crystal Palace'tır. Uğur ve Tümer'in golleriyle Samsunspor maçı kazanır ve bir üst turda Almanların dev futbol kulübü
Werder Bremen'le karşılaşır. Ama Samspor Werder Bremen maçını kaybeder. Dünyanın en büyük stadyumuna sahip değildik. Ama bizim o taşın üstüne gazete karton koyarak oturduğumuz stadyumda sıcacık dostluklarımız vardı. Omuz omuza bağırırdık sevdamızı. Belki paramız olmadı ama kartondan Samsunspor şapkamız vardı. Tükrük köfte ekmek yiyerek destekledik takımımızı. Şampiyon olamadık ama şampiyon taraftarımız vardı. Evet, takım yavaş yavaş deplasmanlara gidiyor. Deplasmanlarda başarılı sonuçlar alıyor. Kah yeniyor, kah yeniliyordu. Vefakar seyircilerimizden bahsediyoruz. Tribün seyircileri. İşte o dönemlerde her deplasmana giden, her maça giden, tribün liderleri gibi çok önemli seyircilerimiz vardı. Bunlardan biri de Şirin Hanım. Takım deplasmanda başı sıkıntıya girdiği zaman veya tribünde olaylar çıktığı zaman bütün tribünü yatıştıran ve onları olayların içinden çekip çıkartan çok önemli bir Samspor taraftarıydı Şirin Hanım. Biz onu bir antrenman dönüşünde kaybettik. Onun nezdinde Samspor yoluna vefat eden tüm seyircilerimize selam olsun. Türk futboluna çok büyük değerler armağan etmiş bir kulüp. Futbol tarihimizde gidip gelen, düşüp tekrar muhteşem dönüşler yapan bir kulüp. Taraftarlarını her zaman heyecanla ayakta tutan bir kulüp Samsunspor. Benim Samsun deyince bütün bunlarla beraber aklıma gelen 12 yaşında bir Türk kızı. Ben Bodo'ya gitmiştim. Beşiktaş'ın Bodo-Glimt maçı vardı. Biliyorsunuz UEFA Kupası ön eleme turu maçı yıllar önce. İşte normal gazetecilik işlerimizi yaptıktan sonra sigara yasağının kapalı mekanlara konduğu ilk gün Norveç'te bir restorana gittim. Orada bir Türk şefle tanıştım. Şefin yanında kızı da vardı. Ben genel olarak hangi kulübü tuttuklarını sorarım kız çocuklarına. Dedi ki ben Samsunsporluyum dedi Atilla amca. Ve dedi Samsunspor'un da formasını istiyorum senden dedi. Nereden dedim bu Samsunspor? Çünkü aile Samsunlu değil yani. Nereden? Çünkü dedi armasında Atatürk var dedi. Onun için istiyorum dedi. Mükemmel. Peki dedim ben de. İsmail Başkan'a anlattım öyküyü. Zannederim bunu yani çok uzun yıllar oldu. Galiba formayı gönderebildik kardeşimize. Yani Samsunspor armasıyla, formasıyla, onurlu mücadelesiyle benim her zaman saygı duyduğum bir kulüptür. İmdat Aslan, Vural Korkmaz, Kasım Çıkla, Cenk İşler, İsmet Taşdemir ve Allan Buker artık Samspor forması giymektedir. Allan Buker daha sonra Türk vatandaşlığına geçerek Allum adına Ali ve çok sevdiği başkan İsmail Uyanık'ın da soyadını alarak adı Ali, soyadı Uyanık olmuştur. Ha, efsanelerden bahsederken tabii ki efsane kaptan Ercan Kol demeden olmaz. Şimdi Ercan Kol'u dinliyoruz. Hayatın bir parçası ya Samspor. Az buz değil yani. Yuvan benim. O kadar değerli bir genç. Tacilen takımın lige çıkması lazım. Yakışmıyor yani ikincilik Samspor'a. Üzülüyoruz. Valla ben çok uzun yıllar oynadım. Her zaman taraftarımız bizim yanımızdaydı. Her zaman bizi destekledi. Her desteklediği maçta onların da yüzünü kara çıkarmadık. Ama benim seyirciye buradan bir tavsiyem. Her zaman destek olsunlar. Hocayla sıkıntılar olabilir. Ama önemli olan Samspor burada. Herkes bir araya gelip Samspor'u düzlüğe çıkarmak zorundadır diye düşünüyorum. 18 yaşında profesyonel oldum. 2010 senesinde Galatasaray'a transfer oldum. 2 senelik bir Galatasaray maceram oldu. Onun haricinde Galatasaray'dan ayrılırken birçok takım istedi. Bu Trabzonspor'da dahil birçok takım istedi. Belki fazla bir miktarda para verdiler ama
Ben sadece Samspor'a dönmek istedim ve Samspor'a döndüm. O da bunda İsmail Yonlu'da büyük payı vardır. Hiçbir zaman Samspor'da parayla alakalı bir şey konuşmadan bir dakikayla İsmail Yonlu hep boş mukavele zaten. Evet. Galatasaray'a gittiğim sezon 2000-2001 sezonu Samspor Galatasaray'da oynarken Samspor maçına geldik. Samspor maçına geldim, memleketime geldim, ailemi gördüm, izin aldım. Ziyaretle alakalı işte gazeteciler, mazeteciler. Ne zamandır da görmüyordum, çok güzeldi. Ertesi gün maça çıktık, maçtan 1,5 saat önce stada çıkıyoruz. Stada çıktığımız zaman bir baktım 20 bin taraftar, takım biz Galatasaraylılar çıkmışız yuhlarken bütün stat 20 bin kişi Serkan Akut diye bağırıyor. Bütün stadı dolandım. Sevgiyle alakalı. Bir şeyler vermişiz ki. Sevgiyle alakalı bir şeyler de alıyorsun. Çok arkadaşlarımızı gördük burada oynayıp da yuhalandığını. Ama tüylerim diken diken oldu. Döndük, o maçtan önce de normal ilk 11'de oynuyordum. Lüçeski geldi bana dedi ki, şakayla karışık. O sevgi selini görünce şaşırdı tabi adam, bu nasıl bir şey diye. Öyle bir şey görmemiş. Dedi ki bana, Serkan dedi, bu ne dedi, sen dedi para mı verdin dedi herkese dedi. Yok dedim hocam, bu dedim kalple alakalı dedim. Samsun tarafta büyük bir taraftar. Yürüyoruz 65'ten beri sonsuza, ölene kadar. Ben Samspor'da Samspor maçlarını seyrederek tribünden bir anda Samspor takımı içinde olmak benim için hayatımda ilk ve çok önemli bir yandır. A milli olmamda tabii ki Mustafa Deniz'in büyük payı vardı. Mustafa Deniz beni amatör takımdan seyredip Samspor'da izleyip milli takımda kendi yanına çeken, Fenerbahçe'de yine bana güvenip oraya transfer eden Mustafa Deniz'in bende yeri çok farklıdır. Sonra Fenerbahçe'ye transfer oldum. Tarihsiz bir sakatlık dönemi geçirdim. Son zamanda oynamaya başladım. Ve akabinde ertesi sene tekrar beni imza attırmak istedim. Çünkü geçen sene fazla verim alamadılar benden ama benim yeteneğimi bildikleri için hocamız ve yöneticiler bu şekilde konuştukları için tekrar anlaşmak istemişlerdir ama ben ne hikmetse ben zaten yıllarca Samsun şehrini sevdiğim için Samsun'dan Havza tarafına geçtiğim zaman Samsun'u özleyen bir kişiliğim olduğu için ben Samsun'a dönmek istedim. Ve de tarihinde ilktir herhalde. Fenerbahçe'yi istemeyip Samsun'a dönen bir kişi benimdir herhalde. Samspor 1965'ten beri birçok başkanla çalışmış, birçok başkan görmüştür. Ama bazıları efsane olmuştur ve dönemlerine damgalar vurmuşlardır. Hala onun kurduğu kadrolar ezbere sayılır. Kimden bahsediyoruz anladınız. Tabii ki efsane başkanlardan biri de Sayın İsmail Uyanık. Şimdi o günleri Sayın Uyanık'tan dinliyoruz. Yani bir takımın başkanı eğer daha 7 yaşından beri o takımın taraftarı olup tribünlerde o takım için çaba gösterip heyecan duymuş bir insan olarak o noktaya gelebilmiş ise bence dünyada bundan güzel bir duygu yok. Tabii başarılı olmanız kaydıyla. Futbol çok nankör bir iş. Dolayısıyla başarılı olduğunuz takdirde ve yığınlarla Samsunspor'un taraftarlarıyla, kulübün taraftarlarıyla iyi bir diyalog kurduğunuz takdirde bu gerçeküstü bir dünyaya adım atmak gibi bir şey kulüp başkanlığı. Yani bir politikacıyı, bir kamu görevlisini, bir devlet görevlisinin insanların tanıması ve sevmesi noktasıyla bir kulüp başkanına insanların, taraftarların, şehrin sahip çıkma noktası birbirinden çok farklı. Ben de yani bu yaşta İnsanlar için en büyük zenginliğin dost ve seni sevenlerin sayısının ölçüsü olduğunu anlayan bir insan olarak Samspor Başkanlığı muhteşem bir şey, özellikle Samsunluysanız. Samsun şehri insanların genetiği, gençlerimizin genetiği, futbol spor dalının istediği özelliklerle birebir örtüşüyor. Hırslılık, mücadelecilik, hırslı olmak. Evet. İşi bırakmamak, istemek, inatlaşmak, evet. Bütün bunlar bu spor için gerekli özellikler. Ve işin futbolda zaten %50'si yürek meselesi. Bu beraber savaşma, beraber aile duygusu, savaşma duygusu, savaşçı bir aile duygusu bütün yeni gelen futbolculara da yansıyordu. Ve herkes biliyordu ki Samsun'da genç jenerasyon mücadele ettiği takdirde Samspor'da onlara forma verilecek, bunu biliyorlardı. Biz o jenerasyonla onlara Samspor başarılı. Biz sadece onların başında abilik yaptık o genç jenerasyonun.
Yani onların hakkı ödenmez. Serkanların, Celillerin, Ercanların, işte hep söylüyorum, Vuralların, İsmetlerin, yani, Uğurların, rahmetli evet, Uğur'un, tabii. Serdarların, tabii. Oynayan oynamayan, evet. Müthiş bir keyifli, müthiş tabii. Bir aileydik biz evet. Ve herkesin gıpta ettiği bir olaydı. Amilli olmakla kalmadılar. Biz amilli takımın maçına gitmek istemiyoruz diye otobüsten inenler bile oldu. Ya yani dolu bir Samsunspor oldu. Sonra işte hayırlısıyla bir Samsunspor'un o dönemki bütün kulüplerdeki moda olduğu gibi belediye başkanlarının şehir imkanlarıyla yönettiği kulüpler vardı. Çünkü dediğiniz gibi o zaman futbol pastasının içinde üretilen çok önemli bir girdi yoktu. Gelir azken dinamikler ona göreydi, rakamlar ona göreydi. Geliri iyi kullanmazsanız bir şey fark etmiyor. Bizim zamanımızda 10 liraya oynattığımız oyuncuyu havuzdan sonra bu sefer 50 liraya oynatmaya başlanıldı. Havuzdan gelen artı para veya yayın gelirlerinden gelen artı para altyapıya, futbolcu yetiştirmeye yönelik kullanılmadığı takdirde fark etmiyor. Yani göreceli olarak çok giriyor, çok çıkıyor. Yani 100 lira giriyor, 500 lira borçlanıyorsunuz. Arada 400 milyon lira gibi inanılmaz rakam olarak büyük bir rakam. Eskiden 5 milyon lira giriyordu, 15 milyon lira çıkıyordu, 10 milyon lira. Hadi neyse görece altından kalk. Yani rahmetli Menteşoğlu zamanında benim başkanımın boyu senden daha uzun dediğimiz zaman biz burada Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle baş edebiliyorduk yani. Onlarla arkayı dört diyebiliyorduk. Endüstriyel futbolun çok ağır kuralları henüz gündemde değildi. Daha sonra futbol bütün dünyada olduğu gibi en önemli şov dünyasının en önemli ögesi olarak pastayı çok büyütmeye başladı. Evet. Büyük dişliler meydana geldi. Endüstriyel futbolda ayakta kalmanın tek yolu farklılık yaratmak. Farklılık yaratmak için gerekli özellikler Samsun şehrinde var. Samsunspor farklı. Samsunspor bir şehir takımı. Samsunspor taraftarı takımının peşine Yozgat'a da gider, Siirt'e de gider, Mardin'e de gider. Kendi şehrini, o oraya gittiği zaman kendi mahallesini, şehrini, anasını, bacısını, arkadaşlarını hissederek Samsunspor'u sevmek, şehrini sevmek, mahallesini sevmek, dostlarını sevmek, yaşadığı şehri sevmektir. Budur yani Samsunsporlu olmak. Yeter ki Samsunspor'a sahip, Samsunspor sevgisinde olan genç nesil işi bırakmasın. Yöneticiler de onların arasından çıkacak zaten. Onun için Samsunspor'un geleceği hiçbir zaman kötü değil. Yürüyoruz 65'ten sonsuza. Canım babam benim, sen de iyi bir Samsunsporluydun. İyi bir hayat yaşattın bize. Her şey için teşekkürler. Merhaba baba. Merhaba, merhaba. Baba bak sana torunlu yeter. Hoş geldin, hoş geldin. Oy dedesi, dedesi hoş gelmiş dedesine, hoş gelmiş. Tatlı defter yine çıkmış. Oy baba, ünlü defterin yine ortada. Bu artık senin için. Bundan sonra sen de alın. Oğlum, bu albüm artık bundan sonra senin. Bir kırmızı şimşek gibi.
yaşa, koşalım şampiyonluğa.